Yani 14'te 14'lük bir skor ortaya çıktı. Seçim öncesi de bu durumu biraz tartışınca açıkçası çok hani bizde böyle küçük noksanlıklar vardı ama Sayın Zeydan 14'te 14 olacağını söylemişti. Yine size bir o röportajda söylemiştiniz. Gerçekleşti. Şöyle bir durum ortaya çıktı. Siz geldiniz, belediyeye oturdunuz ki bu borçlar açıklandı. Bu borçlar, borç tablosunu gördüğümüzde neredeyse Kürdistan'daki ya da Türkiye'deki nüfusuna göre en yüksek borca sahip bir belediyeyi devraldınız. Sizden sadece şunu istiyorum. Ya bir fotoğrafını çeker misiniz belediyenin? Yani bu 50 günlük süre içerisinde sizin önünüze nasıl veriler düştü? Belediyenin içerisinde bulunduğu durum ve yıkım hangi aşamada? Halkın belki de en merak ettiği şey bu. Yani borçların ötesinde bu yıkımın nasıl yaratıldığı meselesi. İsterseniz sizden başlayalım. Biraz bize bu fotoğrafı siz çekin. Sonra Sayın Zeydan tamamlasın fotoğrafı. Buyurun. Tamam. Şimdi bizler aslında sadece seçim süreciyle değil, kayyım politikalarının devreye girdiği günden beri bu belediyelere, atanan kurumlara çok da yönetmek üzerinden değil, aslında talan etmek, borç batağına sürüklemek, halka hizmet etmemek üzerinden, bu kentin sorunlarını çözmemek üzerinden yürütülen bir politik olduğunu zaten her defasında ifade ettik. Seçim sürecinde de özellikle seçim sürecinden bu yana seçim gününe kadar daha doğrusu sık sık işte belediyede yapılan tahribatları, işte belediyenin sürüklendiği borç durumunu, hem idari hem mali hem personel durumunu sık sık gittiğiniz toplantılarda hem halka deklare ettik hem halktan bilgiler aldık. Çünkü çok ciddi anlamda bilinçli bir halk. Kendisine ait olanı, iradesine sahip çıkma meselesi, kentin sorunlarının çözümü noktasında odaklandığı yer, biraz daha yerel yönetimlerin kendi icraatını yerine getirmesi ve yerine getirmediği noktada bunun peşinden gitmesi meselesiyle karşı karşıya kaldık. Biz gittiğimiz her toplantıda, her aile ziyaretinde, her buluşmada belediyelerin durumunu aslında tartışıyorduk halkla. Dolayısıyla her defasında işte şu kadar borç olduğunu, şu kadar personel alındığını, şu işlerin yapıldığını, şöylesi usulsüzlüklerin olduğunu sık sık duyuyorduk. Bu anlamda hani çok da umutlanıyorduk. Çünkü hani arkamızda çok güçlü, bilinçli, politik bir halk var. Ve biz gücümüzü, moralimizi, motivasyonumuzu bu halktan alıyoruz. Çerçevesi her zaman önümüzdeydi aslında seçim süreci boyunca. Biz buraya geldiğimizde yani büyük bir tahribatın olduğunu, sadece ekonomik değil sosyo-kültürel bir tahribatın olduğunu da her defasında ifade ettik. Çünkü kayyımların sadece işte belediyeleri ekonomik olarak yıkıma uğratmaktan ziyade bir halkın iradesini hedef almak ve bu iradeyi hedef alırken hem politik olarak hem sosyo-kültürel olarak hem ekonomi politik olarak bu anlamda yani geniş çeperden yaşamın tüm alanlarında bir tahribatı hedef aldığını bizler zaten biliyorduk. Çünkü her defasında aslında dilimize dair, kültürümüze dair, sosyo-kültürel alanımıza dair, ekonomi politiğimize dair yapılan tahribatları sık sık dile getiriyorduk. Ama buraya geldiğimizde gördüğümüz tablo çok daha gördüğümüzün dışında çok daha büyük. Çok daha büyük yıkımlar ve borçlarla karşı karşıya olduk. 3 milyardan falan söz ediliyordu seçim öncesi. Yani seçim öncesi yakın. Aynen. 3,5, en fazla 3,5 diyorduk. Ama buraya geldiğimizde 9 katrilyon borcun olduğunu gördük. Ve hala aydan aya çekilen kredilerle faizin daha yüksek olması da daha giderek katlanan bir borç gerçek bir söz konusu. Dolayısıyla bizler şey ifade ederken, yani bir yandan mali olarak çok büyük bir borçlanma var. Ama diğer taraftan bu halkın ahlaki politik yapısına da çok ciddi bir saldırı var. Nasıl? Mesela her sokakta, her mahallede, köyde açılan kültür evlerinde, açılan kreşlerde, eğitim evlerinde, kadınların üretim yaptığı yerlerde, gençlerin aslında üretim yaptığı alanlarda, işte yaşı ilerlemiş bireylerin oturup sohbet ettiği hafıza merkezlerinin yıkımıyla, oraların pasivize edilmesiyle birlikte karşıt bir görüşün, karşıt bir politikanın yürütüldüğünü görmüş olduk. Yani bu halkın kendi dilinde eğitim görebileceği, kültürünü üretebileceği, geliştirebileceği kurumlar artık yok oldu. Çocukların eğitim görebileceği, yani sosyal aktivitelerini gerçekleştirebileceği kreşler yok artık. Bunun dışında denk beş evlerimiz kapatıldı. Kürtçe görülen her yer silinmeye başlandı. Belki birçok farklı dil
de tabelalar vuruldu ama Kürtçe'ye dair hiçbir şey bırakılmadı. Dolayısıyla burada kültür ve hafızaya dönüp çok ciddi bir yıkım gerçekleştirildi. Ve aynı zamanda ekonomik olarak baktığımızda da bu kentin sorunlarını çözebilecek bütçe yok edildi. Bunu biz şöyle açalım biraz. Yani bizler yıl yıl, yani 8 yıldır aslında kayyımla yönetilmeye çalışılan bir kent gerçekliği var. Yani bunu yönetim olarak da değerlendirmemek gerekiyor. Çünkü yönetememe hali aslında. Bizler baktığımızda yerel yönetimlerde her defasında bir kentin içerisinde bulunan hem toplumsal hem fiziki olarak yaşanan sorunlara çözüm bulma yeri, çözüm bulma alanı olarak değerlendiriyoruz. Dolayısıyla yerel yönetimlerde, yani belediyelerin kanuna göre, yönetmeliğe göre yapacağı şeyler bellidir. Nedir? Bir kentin işte yol sorunu varsa yol yaparsınız, su sorunu varsa su sorununu çözersiniz. Ekonomik alanda bir yoksulluk ve kriz varsa istihdam alanı açarsınız. Yani sadece kurum açısından söylemiyorum, yapacağınız faaliyetlerle bu sorunu çözmeye çalışırsınız. Ekolojik bir tahribatsa onu kurumsal olarak çözersiniz gibi gibi, yani birçok sorunu, kentin sorunlarını çözmeye dönüp politikalar üretirsiniz ve bunu mevzuat çok açık söyler. Yani yerel yönetimlerin, belediyelerin sorumluluğunda olan, yetkisinde bulunan, görevi olan şeyler bellidir. Bir de yapabileceği şeyleri önerir aynı zamanda yasa, ama bizler görüyoruz. Net yapman gereken şeyler, yani yapılması gereken şeyler yapılmamış. Bu kentte yol, su, trafik, ulaşım, altyapı, üst yapıya dair 8 yıllık bir faaliyet yürütülmemiş. Ama yapabilirsiniz dediği noktada, öneri yapıldığı noktada her şey yapılmış. Mesela evet, işte yol yapmalısın der ama kreş yapabilirsin der. Ama yapabilirsin dediği kısımda her şey yapılmış. Nasıl? Diyelim ki mesela birazdan elbette ki eş başkanımız da açacaktır ama bu borçlanma meselesi nasıl gerçekleştirilmiş kısmını biraz açmak istiyorum doğrusu. Neticede bizler şey biliriz. İşte Kültür Bakanlığı, işte Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet, işte Gençlik Spor, bu alanların hepsi bir kentin içerisindeki olan kurumların ihtiyaç doğrultusunda giderilmesine dair bakanlıklardır ve her birinin kendi bütçesi vardır. Belediyede bu kentin ihtiyaçlarını gidermeye dönük bir bütçesi vardır. Ve asla yasada şunu demez. İşte Milli Eğitim Bakanlığı'nın, Kültür Bakanlığı'nın, işte Gençlik Spor Bakanlığı'nın, Diyanet'in işler için bütün bütçeni oraya harcayacaksın diye bir şey demez. Bütçenin belli bir kısmını harcarsın der. Ama biz bakıyoruz ki bu süreçte bu kurumlarla yapılan işte birçok, yani son 2-3 yıl içerisinde 204 tane protokol imzalanmış ve belediyenin bütün bütçesi bu protokollerle söz konusu bakanlıklara aktarılmış. Şunu baştan belirtelim. Biz bütün bu sorunların üstesinden geleceğiz. Yani halkımız müsterih olsun. Yani biz bunu işte çıkalım, şikayet edelim, hep şikayet edelim, hiçbir şey üretmeyelim anlamında söylemiyoruz. Fakat kamuoyunun da, halkımızın da bu süreçte kendi mal varlıklarının, kendi belediyelerinin nasıl yandaşlara peşkeş çekildiğini, nasıl tarumar edildiğini de bilme hakkı vardır. Yani biz bu boyutuyla bunları kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Seçim öncesinde söz vermiştiniz zaten, halkın da beklentisi. Tabii bunu ortaya çıkarmak. Bu elbette bunun yanında biz bütün bu sıkıntıların, sorunların üstesinden geleceğimize inanıyoruz. Yani ne kadar ağır bir tahribat varsa, ne kadar bizim üzerimizde bir baskı, bir iş yaptırmama, bir belediyeyi ve bizleri felç durumuna getirme girişimleri varsa, bir o kadar da aslında bizim şu anda bütün dünya genelinde büyük bir sempatimiz var. Yani özellikle Van Büyükşehir Belediyesi olarak şu anda onlarca çok politik yönü çok güçlü olan Almanya'dan, İngiltere'den, diğer Avrupa ülkelerinden siyasetçiler, milletvekilleri ve özellikle hibe ve proje bazlı destekler sunan çok önemli birimler, dernekler bizimle iletişime geçip katkı sunma, buradaki tahribatı orta ve uzun vadede ortadan kaldırma çalışmalarımız da olacak. Yani halkımız o boyutuyla müsterih olsun. Biz bunun üstesinden geleceğiz. Ancak mevcut durumu da, yıkımın tahribatını da, sebeplerini de ve bunu nasıl gerçekleştirdiklerini de halkımıza anlatmak zorundayız. Yani burada şunu peşine
söylemek gerekiyor. Burada belediyenin asli işleri dururken kayyum bunları yapmamış. Bunlar nedir? Sevgili eş başkanımız dile getirdi. Yol yapmaktır, su yapmaktır, altyapı, üst yapı, kanalizasyon yapmaktır, park yapmaktır, bahçe yapmaktır, düzenli bir imar yapmaktır, arıtma tesisleri yapmaktır, kenti depreme, afetlere karşı hazırlamaktır. Fakat bunların hiçbiri yapılmamış. Peki ne yapılmış? Özetle, herkesin anlayabileceği bir dilde. Evet. Özellikle son 2 yılda 2 katrilyon eski parayla, katrilyon, 200 trilyon, yani yeni parayla 2 milyar 200 milyon para bankalardan kredi çekmiş kayyum. Bunu milli eğitime gitmiş okul yapmış. Bak bu 2 katrilyon 200 milyonun bankalara geri ödemesi yaklaşık 5 katrilyon. Evet. Korkunç bir faiz. Şimdi kayyum bu paraları bankalardan çekerken bunu götürüp köylerin yollarını yapsaydı, içme sularını yapsaydı, kanalizasyonlarını yapsaydı, mahallelerin imarına, ulaşıma, çevreye, park bahçeye yapsaydı yükünüz kalmazdı yani. Evet. Bizim zaten söyleyecek bir şeyimiz olmazdı. Evet. O da göğsünü gere gere çıkıp sokak sokak gezip derdi ki ben şu köyün yolunu yaptım. Şu köyün içme suyunu yaptım. Şu köyün kanalizasyonunu yaptım. Şu mahallelerin altyapısını bitirdim. Şu arıtma tesislerini yaptım. Şu içme suyunu yaptım. İşte afete dayanıklı olmayan konutların dönüşümünü gerçekleştirdim. Depreme dayanıklı yaptım. Deprem rezerv alanları yaptım. Hiçbir şey yok ortada. Peki ne yapmış? Bak ne yapmış anlatayım size. Milli eğitim için bu ana paranın 626 milyonunu gitmiş milli eğitime okul yapmış. Bak bunun geri ödemesi de en az 1,5 katrilyon. O günün parası 626 milyon. Peki bu belediyenin görevi mi? Değil. Şimdi belediyeler okul yapmaz mı? Yapar. Fakat ne zaman yapar? Bütün asli işlerini yaptıktan sonra yollarını, sularını, kanalizasyonlarını, arıtma tesislerini, park bahçelerini yaptıktan sonra eğer bir mahallede bir okul ihtiyacı varsa yapar. Ama bu şekilde yapar. Bütün asli işlerini bırakarak gidip milli eğitim için okul yapmaz. Yani biraz tersinden halkımız iyice anlasın diye anlatmak gerekirse şöyle düşünün. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı okul yapmayı, öğretmen maaşlarını, özlük haklarını, kreş yapmayı bir tarafa bıraksın. Bütün merkezi bütçeden kendisine gelen parayla gelsin belediyeye yol yapsın. İçme suyu yapsın. Kanalizasyon yapsın. Ve bunları bitirdikten hemen sonra da bunları belediyeye devretsin. Yani bunu vicdan kabul eder mi? Bunu Allah kabul eder mi? Bunu ahlak kabul eder mi? Bunu hiçbir şey kabul etmez ama yapmışlar. Peki Milli Eğitim Bakanlığı'na merkezi bütçeden devlet neden her sene katrilyonlarca para veriyor? Okul yapsın, kreş yapsın. Okul yapsın, kreş yapsın. Bunu kayyum belediye üzerinden yapmış. Sadece milli eğitime mi? Hayır. Müftülükle. Kitap Van projesi vardı sanki. Evet, bakın müftülüğe bu yolla yine 100 trilyon para aktarılmış. Sağlık Bakanlığı, ya Sağlık Bakanlığı'nın işi ne? Hastane yapacak, sağlık ocağı yapacak. Bu belediyenin işi değil. Bütün bu bakanlıklarla protokol yapmışlar sevgili eş başkanımızın anlattığı şekilde. Gitmiş, sağlık ocağı yapmış, sağlık evi yapmış, Sağlık Bakanlığı'na devretmiş. Kimin parası? Belediyenin parasıyla. Yine kitap. 200 trilyonluk kitap alınmış. 200 trilyonluk. O kitaplar gerçekten alınmış mı? Gerçekten gerektiği yerlere verilmiş mi? Bu da belli değil. Çünkü bunu biz ispat edemiyoruz şu anda. Dolayısıyla Gençlik Spor Bakanlığı 350 trilyon belediye bütçesinden para aktarılmış. 350 trilyon. Spor salonu yapmış, spor sahası yapmış, bitirmiş. Hemen aynı anda da bu bakanlıkları devretmiş. Bunun gibi
Aile Sosyal Bakanlığı'na bak, 100 milyon. Kültür Bakanlığı için 125 milyon. İşte üniversite 54 milyon. Tarım yine 110 milyon. Bir de İKOP diye bir şey var. Yatırım izleme koordinasyon merkezine nakit. Nakit 500 trilyon para aktarılmış. 500 milyon. 500 milyon. Bak 500 milyon. Ya bu kimin parası? Şimdi bütün bunları yaparken kayın. Bütün bunları yaparken Vaski'nin de 5 ay elektrik parasını ödememiş. Şu anda dün işte elektrik müessesesinin temsilcileri geldi. 136 milyon şu anda Vaski'nin 5 aylık elektrik borcundan dolayı elektriğin kesilmesi söz konusu. Ve elektrik kesildiği zaman biz şehre su veremeyeceğiz. Peki bu belediyeyi bu hale getirenler nasıl bu halkın yüzüne bakıyor? Nasıl bu halkın içine çıkıyor? Nasıl vicdanları kabul ediyor? Nasıl geceleri rahat yastığa baş koyuyorlar? Hadi siz bizden korkmuyorsunuz. Bu halktan utanmıyorsunuz. Allah'tan da mı korkmuyorsunuz? İnsan biraz vicdanlı olur. Şu anda bak bu ay için sadece bir örnek verelim. Merkezi bütçeden, Muhasebet Genel Müdürlüğü'nden bize gelen para 256 milyon, 246 milyon. İller Bankası'ndan gelen para 110 milyon. Bunun zaten 90 milyonunu hemen bankalar taksitlerini kestiler. Gelen 246 milyonun yaklaşık 200 milyonu memur, işçi, maaş, personel giderlerine gitmiş. Elde avuçta kalmış 20 milyon. Bununla birlikte müteahhitlere de ödenmesi gereken 400 milyon borç var. Peki biz ne yapacağız? Çok büyük yani rakamlardan söz ediyorsunuz. Burada yani bizim bir metre yol yapacak imkanımız yok şu anda. Bir metre bir su isale hattı çekecek imkanımız yok. Bir metre kanalizasyon yapacak imkanımız yok. Peki bunu Allah kabul ediyor mu? Bu düpedüz sevgili eş başkanımızın söylediği gibi biz bunu seçimlerden önce hep anlatıyorduk, söylüyorduk. Hiçbir zaman bu kenti kendi kentleri gibi görmediler. Hiçbir zaman buradaki insanları kendi insanları gibi görmediler. Ve bir talan anlayışıyla, bu talan anlayışıdır. Bu anlayış, bu belediyeyi şu anda işlevsiz hale getiren, felç konumuna getiren, yüksek faizlerle borçlandıran bu anlayış bir talan anlayışıdır. Başka hiçbir şey değildir. Bir örnek daha verip bu konu üzerinde konuşmamı bitirmek istiyorum. Mayıs ayında Vaski'nin bir kredi ödemesi vardı. Halk Bankası'ndan çekilmiş iki ayrı kredi, Ziraat Bankası'ndan iki tane de Vakıfbank'tan. Toplamda 19 milyon 800 bin lira bir kredi. Mayıs ayı taksit ödemeleri. Adnan Bey, bunun sadece 2 milyonu ana para. 17 milyon faiz ödedik biz. 17 milyon. Kimin parası bu? Onların babalarının parası mı bu? Onların ailelerinden, dedelerinden onlara kalan miras mı bu? Ve bu halkın, bu fakir fukaranın, bu garip gurabanın parası. İşte böyle çarçur etmişler. Ama biz bütün bu süreçte bu yaşanan usulsüzlükler, yolsuzluklar, belediyenin asli işlevleri dururken başka bakanlıklara belediyenin kaynaklarının aktarılması işlemlerinin takipçisiyiz, takip ediyoruz. Şu anda protokolleri biz iptal ettik. Şu anda para aktardığımız, henüz işe başlanmamış protokolleri hemen iptal ettik ve o paraları geri istiyoruz. İkincisi, devam eden işlerin protokollerini hemen iptal ettik. Geri kalan parayı asla ödemeyeceğimizi söylüyoruz. Şu anda 500 milyon da öyle ödememiz gereken bir para var müteahhitlere. İşte okul yapıyorlar, sağlık ocağı yapıyorlar, spor salonu yapıyorlar. 5 kuruş ödeyemeyeceğiz çünkü yok. Ya bu protokoller neyi içeriyor? Ne kadar ödemeniz gerekiyor bu protokoller? Şöyle, mesela Milli Eğitim'de protokol yapılmış. Milli Eğitim demiş ki bana 10 tane okul yap. Okul yap, parasını ver, bitir, sonra da hemen bana devret.
belediyede koşa koşa imzalamış. Ben bu protokolü kabul ediyorum. Ben bu okulları yapacağım. Parasını ben vereceğim. Biter bitmez de Milli Eğitim'e devredeceğim. Benim sorumluluğum bu. Ya da işte Kültür Bakanlığı'yla aynı şekilde ya da Spor Bakanlığı'yla işte ben işte size 10 tane spor salonu yapacağım. Bunların parasını ben vereceğim. Biter bitmez de ben size de vereceğim. Protokoller bu. Yani usulsüz protokoller. Aslında ve en önemlisi bunu da belirtelim. Biten işlerde yani bu yaklaşık 1,5 katrilyon biten işlerin parasını biz ödemişiz. Bunları da biz ilgili bakanlıklardan isteyeceğiz. Verirler vermezler. Ama biz söz verdik. Bu halkın her kuruşunun hesabının biz takipçisi olacağız. Ve verecekler de. Gerekirse mahkeme yoluyla bizi alacağız. Çünkü şu anda toplum sağlığını ilgilendiren, buradaki milyonlarca insanın yaşamını, yaşam kalitesini ilgilendiren belediyenin asli işlevi dururken, yapması gereken asli işlevi dururken başka işler yapmışlar. Şu anda arıtmalarımızın hiçbiri tam kapasiteyle çalışmıyor. Biz bunu şimdi gittik gördük, yerinde gördük. Yani çok büyük bir şatafatla açılmıştı. Hatta evet, reklamlarını izledik yani. Eksik planlamışlar. Yani birçok ünitemiz yeterli kapasitede değil. Çok üzülerek belirtelim. Belki bunu mecburen halkımıza açıklayacağız. Bilsin halkımız. Arıtma tesislerindeki kapasite yetersiz olduğu için Van Gölü'ne akan atık sular var. Biz ileri biyolojik arıtma testinden söz ediyoruz değil mi? Şimdi ondan söz ediyorsunuz. Yani Emine Erdoğan'ın öncülük ettiği ve... Yani tam kapasiteyle çalışamadığı için ve arıtmanın o havuzları, yoğunlaştırma havuzları bunu kaldıramadığı için kapağı açıp mecburen göle atık su akıtılıyor. Bu insan sağlığını birebir ilgilendiriyor. Arıtma testlerinde koku giderim üniteleri yapılmamış. Yani sen gidip Milli Eğitim'e bu kadar okul yapacağına neden o arıtma testlerindeki koku arıtmalarını yapmadın? Koku giderim ünitelerini kurmadın? Neden bu halk bu kokuyu yaz boyunca çekmek zorunda? Neden siz Gençlik Spor Bakanlığı'na, Diyanet'e yüz milyonlarca lira para aktaracağınıza gidip arıtma testlerinin kapasitesini arttırıp o atık suların Van Gölü'ne gitmesine müsaade etmeseydiniz? Tam bir talan anlayışı. Dolayısıyla biz bunları bütün hukuki yollarımızı sonuna kadar kullanacağız. Biz bu yollarla halkın her kuruşunu giden kurumlardan biz geri tahsil edeceğiz. Bugün olur, yarın olur. Yerel mahkeme bizi reddeder, istinafa gideriz. İstinaf bizi reddeder, Yargıtay'a gideriz. Yargıtay bizi reddeder, Anayasa Mahkemesi'ne gideriz. Anayasa Mahkemesi bizi reddeder, biz AİHM'e kadar gideriz. Bugün olmaz 5 yıl sonra. 5 yıl sonra olmaz 10 yıl sonra o paraların hepsi Van halkına gelecek. Bu halkın emrine gelecek. Ve biz işte böyle bir tahribatın içerisinde şu anda halen tespitlerimiz devam ediyor. Görüşmelerimiz devam ediyor. Biz bütün bunları tespit ediyoruz, önlemlerimizi alıyoruz. Bundan sonra halkımızın tek kuruşunun farklı bakanlıklara, yandaşlara peşkeş çekilmemesi için biz önlemlerimizi alıyoruz. İnşallah bundan sonra halkımızla birlikte, kentin dinamikleriyle birlikte el ele vereceğiz. Ortak akılla, toplumsal akılla bu sorunların üstesinden geleceğiz. Biz çok defa küllerimizden doğmuşuz. Çok zoru başarmışız. Bunu da başaracağız. Halkımız müsterih olsun. Hiç morallerini bozmasınlar ama sadece bilsinler. Yani bizim içerisinde olduğumuz durumu, kendi belediyelerinin içerisinde bulunduğu durumu bilsinler, biliyorlar. Bunu sohbet ediyoruz, geziyoruz, görüyoruz ve bunu el birliğiyle aşacağız. Teşekkürler. Çok uçuk rakamlardan söz ediyor Sayın Eş Başkan. Yani bu nasıl değerlendirmek gerekiyor? Özür dilerim. Bu tahribatı nasıl okumak gerekiyor? Mesela siz bir eş başkan olarak bu tahribatı nasıl okuyorsunuz ve halka tane tane biraz önce anlatıldığı gibi mesela siz anlat
anlattınız mı? İnsanlara anlatabiliyor, anlatıyor musunuz? Öncelikle bu tahribatı nasıl okumak gerekiyor ve bunu gidermenin yolları ne olabilir? Şeyi de ekleyebilirsek iyi olur. Yani bu 204 protokolün içerisinde neler vardı, ne yapılacaktı, bedeli ne kadardı ve neden iptal etme gereği duydunuz? İsterseniz bu soruyu size yönelteyim. Tabii o soruya geçmeden önce aslında birbirini de kapsıyor. Biraz Vastri'nin durumundan da bahsettim. Ya da bu karamsar tabloya eklemek istediğiniz daha karamsar bir şey var mı? Evet, yani karamsar bir tablo çiziyoruz ama biz elbette ki eş başkanımız ifade etti. Bunun üstesinden gelecek gücümüz de var. Çünkü her defasında ifade ediyoruz hakikaten. Bu süreci halkla birlikte buraya kadar getirdik. Bundan sonraki süreci de halkla birlikte götürürsek üstesinden yani altında kalacağımız hiçbir sorunun olmadığını düşünüyoruz. Dolayısıyla aslında bu kentte yaratılan en büyük tahribatlardan bir tanesi bize bağlı olan kurumlardan VASKİ. Evet. Dolayısıyla VASKİ'nin asli görevi de kanalizasyon ve içme suyu hizmetleri üretmek ve halka bunu ulaştırmaktır. Ama biz özellikle 8 yıldır kayyum yönetimiyle birlikte bu kentin bu hizmetlerden hiçbir şekilde yararlanmadığını da görüyoruz. Az önce işte bahsedilen arıtma tesislerinin, ünitelerinin olmayışı, birçoğunun 8 yıldır çalıştırılmıyor olmayışı, oradan çıkan işte o atıkların kurutulmamasından kaynaklı kokuyor yayıyor olması, bunun çok ciddi insan sağlığına zarar veriyor olması, yani bütün varlıkların sağlığına zarar veriyor olması, bunların hepsi aynı zamanda yaratılmak istenen tahribatların bir boyutu. Ama bizler baktığımızda özellikle planlanmış bir program var. Nasıl yapılmış? İşte biz varken neler yapacağız ama DEM Parti gelince nelerle karşı karşıya kalacak üzerinden bir program yapılmış. Dolayısıyla özellikle son aylarda çekilen yüksek miktardaki kredilerin büyük bir kısmı da VASKİ'de çekilmiş. Faiziyle birlikte 800 milyonluk bir kredi, yani toplamında bir kredi limiti var. Ve bu parayla VASKİ adına, orada üretilen hizmet adına hiçbir şey yapılmamış. Hala 8 yıl önceki kanalizasyon sistemi, hala o asbest boruların içerisinden akan içme suyunun insan sağlığına zarar veriyor olması gibi, hala en ufak bir yağmur yağdığında kentin sular altında kalması gibi, bunların hepsi aslında VASKİ üzerinden yapılacak işlerin 8 yıldır kayyum yönetimi ile birlikte yapılmadığını görüyoruz. Dolayısıyla bu çekilen 800 milyonda VASKİ üzerinden hiçbir hizmet üretilmezken büyük şehire aktarılmış ve aynı zamanda nereye kullanıldığını bilmiyoruz. Büyük ihtimalle bu protokoller, yani araştırmalarını yapıyoruz. Bu protokoller üzerinden yine söz konusu bakanlıklara aktarılan ve onlar için yapılan işler için aktarılmış bulunuyor. Dolayısıyla bizler mesela hani aylık olarak gittiğimizde VASKİ'nin aylık geliri 81 milyonken bunun gideri 164 milyon olarak görüyoruz. Ve %80'i personel gideri olarak. Yani böyle bir hakikatle karşı karşıyayız. Şimdi şöylesi bir durum da var. Mesela VASKİ'de az önce de ifade ettik. Kanalizasyon hizmeti, yani içme suyu hizmeti ve bu alanda çalışması gereken meslek grupları bellidir. Bunu yapabilecek kişiler bellidir. Ama VASKİ'ye hangi kategoride alımlar yapıldığına baktığımızda dikiş nakış öğretmenleri alınmış işin. Yani yine bakıyoruz, müzik öğretmenleri alınmış işe ve dolayısıyla siz bu pozisyonda alınan kişileri bir alanda değerlendiremiyorsunuz. Ve hani az önce sordunuz ya, ne kastedilmek istenmiş? Daha neler duyacağız yani, bekliyorum. Aynen öyle. Yani bunlar sadece bahsettiğimiz kimi tekniki şeyler. Biraz daha böyle işin içine sosyolojik tahribatları eklediğimiz zaman çok daha derin bir saldırıyı görmüş oluyoruz. Belki birazdan örneklerini vereceğiz ama şimdi VASKİ'nin durumuna baktığımızda özellikle son aylarda çekilen yüksek miktardaki krediler, son aylarda ödenmeyen faturalar, ödenmeyen işte hak edişler ve bunların hepsi bizim halkla, toplumla, işte kurumlarla karşı karşıya getiren yönelimler olduğunu da görüyoruz. Eş başkanımız ifade etti. Yani 136 milyon elektrik borcu var. Özellikle son aylarda özellikle ödenmeyen ve her ay 6 milyon borç geliyor. Yani faiz geliyor bu borcun üstüne. Yani aylık 35 milyonken faturası ödenmemiş ve biz bu ay VASKİ'nin elektrik faturasını ödeyemiyoruz. Dolayısıyla VASKİ'nin elektriği kesilirse kente suyu verememe, su hizmetini götürememe gibi bir riskle karşı karşıya kalıyoruz. Elbette ki bizim buna dair diplomatik ilişkilerimiz devam ediyor. Hani biraz kurumlarla görüşüyoruz ama halk
Kayyum'un bu yöneliminin farkında. Söylüyorlar, kendileri gelip bize söylüyor. Biz biliyoruz işte Vaskin'in elektrik borcunun ödenmediğini, aslında belediyenin bütçesinin bunu ödemeye yetmediğini de biliyoruz diyorlar. Böyle bir riskle de karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz diyorlar ama yani bu halka reva görülen bu tablo, siz çerçeve içinde demiştiniz ya, biz bu halkın her türlü hizmetten yoksun bırakıldığını, her türlü sorunla karşı karşıya bırakılmak istendiğini, bile isteye bırakılmak istendiğini, hiçbir sorunun çözülmemesine karşılık atandığını biliyoruz bu kayyumların. Şimdi yani bizim tablomuz bu. Biz az önce de bahsettik, ifade ettik ama bunun karşısında elbette ki karamsar yaklaşmıyoruz. Çünkü karamsar yaklaşmış olsaydık herhalde bugün burada olmazdık. Biz de tam bu kadar yıkıntıya, bu kadar döküntüye karşı biz buradayız. Halkla birlikte o kolektif ruhu birlikte oluşturabilmek ve bu sorunları çözebilmek üzerinden buradayız. Bizler en başından beri de söyledik yani. Kent konseyimizi oluşturduktan sonra meclislerimizi, kadın meclisleri, gençlik meclisleri, mahalle meclisleri, kurullarla birlikte kent konseyi oluşturmak gibi bir hedefimiz olduğunu ifade etmiştik. Bunun çalışmalarını başlattık bu arada. Evet. Şimdiden görüşmelerimiz başladı. Dolayısıyla burada kurumlarla oluşturacağımız koordine, sadece burayla birlikte değil, eş başkanımız az önce ifade etti. Birçok yerden, Avrupa'dan, dünyanın birçok yerinden ilgi odağı haline gelmiş burası. Destek programları sunmak isteyen, kardeş belediyecilik dediğimiz mesele, bunların hepsi bizde alternatif yolları da oluşturuyor. Bizler bu kolektif aklı özellikle kent konseyiyle birlikte hareket ettikten sonra, çeşitli kurumlarla gerekli koordinasyonu sağladıktan sonra belediyenin bu içerisinde bulunduğu tabloyu yine o ortak akılla da aslında yönetmeyi, yürütmeyi hedefliyoruz. Yani bizim önümüzde böyle bir planlama var. Şunu da ekleyeyim, siz yeni bir soruya geçeceksiniz sanırım. Ne yapacağız, neler yapacağız meselesini de belki tartışacağız. Ne soracak? Evet. Ya bu çok acil içinden çıkılması gereken şey nedir? Bu kadar borcu anlattınız. Yani acil yapmanız gereken ama bir türlü içerisinden çıkamadığınız şey nedir mesela? Şu an şu parasal durumda sonuçta yapacağınız işleri parayla yapmak zorundasınız. Aynı zamanda borçla ödemek zorundasınız. İşte personel ücretlerini de ödemek zorundasınız. Yani bu kadar kara bir tabloyla karşı karşıyasınız. Nasıl bir yol açacaksınız? Yani neyi deniyorsunuz şu anda? Şunu ifade edeyim. Yani konuştukça konu konuyu açıyor. O kadar çok büyük tahribat var ki ve usulsüzlükler. Bence tahribat demek artık çok küçük bir şey kalır. Çünkü yani sizin anlattığınız tablo tahribat yakın bir yerdir. Öyle ifade edelim. Aslında bunu ifade edebilecek bir kelime de yok. Çünkü o kadar büyük tahribatlar mı değil, o kadar büyük yıkımlar var ki. Neticede her yönetim geldiğinde yani 5 yıl içerisinde kendisini planlar ve stratejik planlamasını oluşturur. İşte şu kadar okul açacağım, şu kadar yaşam merkezi açacağım, şu kadar danışma merkezi açacağım, şu kadar köyün yollarını yapacağım, şu kadar işte şu kadar merkezin su sistemini oluşturacağım diye kendini programlar. Ve bütçesini yıllık olarak buna göre oluşturur. Ve biz bu kayyum sürecinde yapılan işlerin hiçbirinin bu stratejik planlamalar çerçevesinde yapılmadığını gördük. Dolayısıyla en temel usulsüzlüklerden bir tanesi de bu. Yıllık bütçelemenin 2 katı kadar, neredeyse 3 katı kadar bir harcama yapılmış. Ve bu yapılan protokollerin de aslında bu stratejik planlamalar dahilinde yapılmadığını çok açık ifade etmek gerekiyor. Bizler ne yapacağız noktası? Protokollerin içini biraz açın. Neden iptal ettiğinizi en azından söyleyin ki biz de bilelim. Hani bu 204 protokolü neden iptal ettiniz? Küçük olarak sonradan devam edebiliriz. Şöyle ifade edelim. Yani az önce aslında eş başkanımız çok açtı o noktayı ama ben de kısaca hani şöyle ifade edeyim. Birkaç somut örnek üzerinde. Evet. Mesela işte Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'yla bir protokol imzalanmış ve çeyiz paketi diye, işte gelin paketi diye milyonlar harcanmış buraya. Ve bunun nereye gittiğinin tespitini yapmak, yani yapılması çok zor bir tespit. Dolayısıyla bunun gibi hayali protokoller var. Ve bu hayali protokollerin birçoğunun işi bitmiş, çok yüksek miktarda paralar harcanmış. Ve elbette ki yani bunun harcanmış olması, bitmiş olması ülke olarak bunun peşinden gitmeyeceğimiz ya da sormayacağımız, sorgulamayacağımız anlamına gelmiyor. Bunun gibi. Mesela en temelde iptal etmek istememizin temel sebeplerinden bir tanesi de şu, yine az önce eş başkanımız ifade etti. Mesela bir okul yapılmış, bu okul pekala belediyenin bünyesinde hizmet üretebilir ama evet, milli eğitime devredilmiş. Aztep için mesela kurumlar yapılmış, Aile Sosyal Politikalar
Bakanlığına devredilmiş ve belediye bütçesinden yapılan bütün kurumların devri söz konusu. Bizler aynı zamanda yürüttüğümüz bu çalışmalar içerisindeki bu devirleri tekrardan geri çevirme, tekrardan belediyenin bünyesine almak gibi bir çabamız da var. Yani bunun gibi yapılan usulsüzlükler ve belediyeyi yüksek miktarda borç altına bırakmaya dönük bir çalışma olduğunu ifade etmek gerekiyor. Yani bizim için bu süreç biraz daha bu protokoller üzerine inceleme yapmak ve bu paraların nereye gittiğini peşine düşmek aslında. Mesela çikolata alınmış, milyonlar harcanmış çikolataya. Neden? Yani neden böylesi bir ihtiyaç için milyonlar harcanır ki halkın daha giderilmesi gereken sorunları varken? Az önce ifade ettik mesela. Yani bir çikolataya neden milyonlar harcanır? Sayın belediyelerinde çikolatadan geçinmiyor vallahi. Evet, evet, bütün belediyelerin faturalarından çikolata. Birçok belediyede gider ayar şeker ve çay götürülmüş yani. Bu halkın şekeri de kalmasın, çayı da kalmasın. Belki çok küçük bir örnek ama gider ayak götürülen şeylerden bahsediyoruz. Gider ayak YİKOB'a aktarılan paralardan bahsediyoruz. Gider ayak yani son gün seçimden hemen önceki gün yüksek miktarda paraların akıtıldığını, aktarıldığını görüyoruz. Dolayısıyla bizler bunun usulsüzce yapıldığını biliyoruz. Ve bu halka ait olan her bir kuruşun peşine düşeceğimizi ilk başta da söyledik, burada da söyleyelim. Sizin sorunuza gelecek olursak ne yapılacak meselesi? Ya bizler en başından beri şeffaf bir belediyecilik, halkla birlikte yönetebileceğimiz toplumcu, halkçı bir belediyecilik yönetimini esas aldığımızı ifade etmiştik. Dolayısıyla az önce de ifade ettiğim gibi kent konseyi meselesi bizim için çok çok önemli bir mesele ve stratejik planlama meselesi. Bizler özgün olarak kadın stratejik planlamamızı ayrıca yapacağız ve aynı zamanda genel stratejik planlamamız da bu konsey, işte meclisler, kurumlar, sivil toplum kuruluşları, yani bu kent içerisinde bulunan bütün dinamiklerle birlikte stratejik planlamamızı yapmayı hedefliyoruz. Yani şimdiden bunun çalışmalarına başladık. Hemen eğitimlerimizi, yani nasıl hazırlanır üzerinden eğitimlerimizi görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız, oluşturduğumuz komisyonlarla birlikte stratejik planlamamızı hazırlamaya başlayacağız. Dolayısıyla bu kentte 5 yıl içerisinde, yani kısa, orta ve uzun vadede yapabileceğimiz bütün çalışmaları bu stratejik plan içerisine yedirmeyi düşünüyoruz. Dolayısıyla bir ayağı aslında birçok yerle yapacağımız projelerle birlikte yürütmeyi düşünüyoruz. Çünkü bu projeler, yani hem projeler hem işte hibe programlarıyla birlikte hem buradaki mali durumun giderilmesine dönük daha hızlı ve kısa vadede iş yapabilmeye dönük diplomatik ilişkilerimizin başladığını, yani şimdiden ifade edebiliriz. Birçok yerle görüşüyoruz, birçok yerden bize ziyaretler geliyor. Yakın tarihte Almanya'dan milletvekilleri bize ziyarette bulunacaklar. Aynı zamanda belediye başkanları bizi ziyaret edecekler. Bunun temel sebebi hem Van'ın özellikle tahrip edilmesinin özel bir yer olarak seçilmesi, özel bir kent olarak seçilmesi, bu kadar yüksek borçlandırmaya özellikle gidilmek istenmesi, kentin bu kadar tahrip edilmesinin özellikle bir yer olarak seçilmesi noktasını aslında biz her defasında ifade ediyoruz. Son işte bu mazbata gaspıyla birlikte yani bu dünyada aslında ses getirdi. Ses getirmesinin temel sebebi de şuydu, Van'ın özellikle bir yönelim alanı haline getirilmesinden kaynaklıydı. Ve bu dünyada da bir ses getirdi ve bizi işte Güney Kürdistan'dan tutalım da Orta Doğu'nun birçok yerinden, dünyanın birçok yerinden ziyaret etmeye geldiler bizleri. Ve bizler içinde bulunduğumuz durumu aktarıyoruz ama nasıl bir belediyecilik yapmak istediğimizi de aktarıyoruz. Bence en çok ilgi çeken yanı da bu eş başkanlık sistemi ve şeffaf belediyecilik, toplumcu belediyecilik, halkla birlikte yönetmek istediğimiz, ortak akılla, kolektif akılla yönetmek istediğimiz noktası çok fazla ilgi çekiyor ve bundan kaynaklı güçlü bir güven de oluşturuyor. Bu sebeple bizim moralimiz de çok yüksek, çok mağduriyet dili de oluşturmadan güçlü bir şekilde bu sorunların üstesinden gelmeyi de hedefliyoruz. Teşekkürler, iyice açtınız. Şimdi bu kentin en çok konuşulan son günlerdeki konusu işçi çıkarma meselesi. Yani adına işçi çıkarma mı denir, ne denir bilmiyoruz ama seçim öncesi cetvelle çizilmiş bir mühendislik söz konusu. Öyle görünüyor, en azından halk öyle okuyor. İşçileri işlerine son verdiniz, iş akitlerini feshettiniz. Sonradan daha önce kayyum döneminde mülakatı kazanmış işçilerin geri alınmasına dair bir mülakat hazırlığı yaptınız. Sanırım mülakatlar bitti.
herkesin anlayabileceği dilden, bütün Vanlıların anlayabileceği dilden bu işçi çıkarma meselesi ve işçi alma meselesi nasıl yapılıyor? Bütçenin ne kadarı mesela işçilere ya da buradaki çalışanlara gidiyor? Neden çıkarma gereği duydunuz? Bunu halka açık bir şekilde ifade etmenizi istiyoruz. Buyur. Yani şunu belirtebiliriz. Yani ne şekilde alınırlarsa alınmışlarsa alınmışlar. Biz hiç kimsenin işine son vermek zorunda kalırken biz sevinmeyiz, biz üzülürüz. Yani bunu mecburen ve üzülerek gerçekleştirdiğimizi belirtmek isteriz. Halkımızın bilmesini isteriz. Şimdi siz de belirttiniz. Aslında belediyelerin kanunen kendi bütçesinin %30'unu aşmayacak şekilde personele sahip olması lazım. Hem personel maaşı ve özlük hakları giderleri bakımından. Fakat bu bizim Büyükşehir Belediyesi açısından %50'leri aşan bir pozisyonda. VASKİ'de bu dönem dönem %70'lere ulaşan bir pozisyonda. Aslında çok ihtiyaç fazlası bir eleman alımı yapılmış. Yani bu eş, dost, torpil gerçekten hiç hak etmeyen insanların işe alınması da söz konusu. Bir kere bu suç. Yani belediye giderlerinin %30'unun üstüne personel alma yapmak doğru değil. Fakat bir şekilde kılıfına uydurmuşlar. Bütçeyi biraz şişirmişler. Eleman sayısını arttırdıktan sonra bütçeyi de düşürmüşler. Şimdi burada şunu belirtmek gerekir. Yani bu insanlar özellikle son yıllarda, son aylarda seçime yakın alınan insanlar bir seçim yatırımı olarak alınmışlar. Ve bu insanları işe alanlar tırnak içerisinde sanki bu insanlara bir ekmek kazandırmışlar gibi duruyorlarsa aslında o insanlara da büyük bir kötülük yapmışlar. Çünkü mağdur olacaklarını bile bile aslında hem kanunen bunun olamayacağını bilmelerine rağmen hem de zaten batırdıkları, büyük bir mali yüke, külfete, borca soktukları belediyeyi daha da batırma girişimi olduğunu çok net söyleyebiliriz. Yani gerçekten ister kayyum olsun, ister kayyumun altındaki o bürokratlar olsun, eş dostlarını işte bir şekilde işe yerleştirenler olsun, eğer bazı insanların mağduriyetini giderme yönünde insani bir tutum sergilemiş olsalardı, bir kere bir belediyeye tek kişi almazlardı o zaman. Vali Bey çok rahat bir şekilde bu insanları karayollarına alabilirdi, devlet su işlerine alabilirdi, milli eğitime alabilirdi, çevre şehircilik bakanlığına alabilirdi. Fakat bu insanların zaten kanunen yarın öbür gün seçimden sonra iş akitlerinin sonlanacağı zorunluluğu olduğunu kendileri bilmesine rağmen bunu yapmışlar. Yani adeta bu insanları ateşe atmışlar. Gelecekleriyle oynamaya kalkmışlar. Yani bu insanlar gelip bizimle görüşüyorlar. Biz buradayız. Yani hiçbir işten çıkarılmak zorunda bıraktığımız, üzülerek işine, iş akitlerine son vermek zorunda bıraktığımız insanların bir tanesi bile şunu diyemez. Biz gittik görüşmedik. Hepsiyle görüştük. Yarın da gelseler yarın da görüşürüz. Onlar ne olursa olsun bizim insanımız. Biz onları anlıyoruz ama onlar da bizi anlasınlar istiyoruz. Anlatıyoruz ve en nihayetinde gerçekten bize saygı duyarak ayrılıyorlar. Asıl onları mağdur edenlerin onları işe alanlar olduğunu anlıyorlar. Tenzih ederim. Yani bazı gerçekten ihtiyaç sahibi insanları tenzih ederim. Ama çoğu torpille söylentiler var. Yani duyuyoruz. Bize de söylüyorlar. Biz de duyuyoruz. Gazeteciler yani, olarak da duyuyoruz. Yani rüşvetle işe alınma iddiaları var. Yani gidip bu insanların yakasına yapışmaları gerekiyor. Siz neden bizi bu bataklığa sürüklediniz? Bile bile neden bunu bize yaşattınız? Yani burada bu arkadaşlarımızın o boyutuyla hakkını da araması gerekiyor. Bir de kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz. Yani bu insanlar işe alınırken bir adalet mekanizması işletildi mi? Yani bu insanlar, biz binlerce insandan bahsediyoruz. Biz 6 ay ötesine gidemedik, açık söyleyelim. Kanunen
belediyeye ağır yük maliyet getireceği endişesiyle hukuken biz gidemedik. Fakat binlerce insandan biz bahsediyoruz. Buradaki bütün vallı hemşehrilerimize sesleniyoruz. Bu insanlar işe alınırken bir ilan yapıldı mı? Bir adalet mekanizması işletildi mi? Mesela şu dendi mi? Biz Van Büyükşehir Belediyesi'ne 500 kişi alacağız. İlan veriyoruz. Bunun neticesinde 10 bin tane Vanlı hemşehrimiz gelip müracaat edip bunlar içerisinde hakkaniyet ve adalet anlayışı sergilenip bir alım oldu mu? Olmadı. Bir kura çekildi mi? Çekilmedi. Şimdi biraz o boyutta da insanların elini vicdanına koyması lazım. Hiçbir adalet mekanizması işletilmeden seçim yatırımı, bazı gerçekten arkadaşları tenzih ederek yine söylüyoruz, çoğu torpille, rüşvetle işe girmiş insanlar. Yani toplum da bunu görüyor, biliyor. Buna rağmen üzülüyoruz. Üzüntü duyduğumuzu ifade etmek isteriz. Ve böyle bir gerçeklikle biz karşı karşıyayız. Diğer bahsettiğiniz, bu kayyum tarafından mağdur edilmiş, ekmeği elinden alınmış ve bunlar öyle son 3-5 ay işe alınan insanlar değil. Bazıları 10 yıl, bazıları 12 yıl emek veren, çalışan 1800 tane bu halkın evladı işten çıkarıldı. O gün tırnak içerisinde sesi çıkmayanlar, bir tek kelime etmeyenler bugün ellerine borazanı almış sokak sokak bizi nereden vuracaklarının hesabını yapıyorlar. Yakışıyor mu? O insanların çoğu şu anda mahkeme kararıyla mülakata girme hakkı kazanmışlar. Biz mahkeme kararıyla kayyumun mağdur ettiği, fakat elinde mahkeme kararı ve bu mahkemeler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin mahkemeleridir. Biz başka bir ülkenin mahkemesinden bahsetmiyoruz. Bu ülkenin mahkemelerinin kararıyla mülakata tekrar girme hakkı kazanan 3 kez hem de. 3 kez kazanan ve mağdur edilen insanların mahkeme kararını biz kabul ettik. Kabul etmek zorundayız zaten. Yani daha önce kabul etmeyenler suç işlemiş. Yani biz açık konuşalım. Şimdi biz bir tasarruf ortaya koyduk. İstemeyerek de olsa İşten çıkarmak zorunda kaldığımız insanlar oldu. Bunlar yarın mahkemeye gidip kazanırsa, gelirlerse biz almak zorundayız. Biz şunu diyemeyiz, siz mahkemeye kazanmışsanız bile sizi alamayız diyemeyiz. Ama bunlara dediler. Evet. Orada da bak yasayı çiğnediler, kanunu çiğnediler ve bu insanların mülakat hakkını ellerinden aldılar. Valiliğin gönderdiği bir komisyon üyesi, yine valiliğin gönderdiği sorularla, kapalı zarf içerisine gelen sorularla bu insanlar mülakata girdiler. Bu onların hakkı. Biz böyle bir süreç başlattık. Ya valilikten temsilci sizin şu anda aracağınız ya da mülakat yaptığınız kişilerin mülakatına girdiler değil mi? Tabii ki. Tamam. Tabii ki valilik de bu işin dolayısıyla bir yürütücüsü. Yani soruları gönderen valilik. Komisyon 5 kişiden oluşuyor. Bunların bir tanesi valilikten gelen bir üye ve bu komisyonun yaptığı bir mülakat. Şimdi bu mülakatın sonucunda insanlar geçtiler, başarılı oldular ve bunların işe başlamaları konusunda valiliğe biz tekrar yazı yazdık. Yani usul, yasa neyse biz onu bir mahkeme kararını biz uyguladık. Dolayısıyla kamuoyunun bunu da bilmesi gerekiyor. Mağdur edilmişler, mahkeme kararları ellerinde, kendi hakları olan bir süreç başladı ve bu süreç bu şekilde ilerliyor. Yani bu 6 ay içerisinde, son 6 ay içerisinde alınan kişilerin yerine mesela bu 4 yıldır, 5 yıldır, 6 yıldır bu mahkeme kararına rağmen bekleyen insan alınmış olsa belki de bu şehirde bu kadar tartışma yaşanmayacak. En azından bir adalet ve vicdan oluşurdu. Herkes derdi ki iyi ki de bunu yapmışlar, haklarıydı. Haklılara ilişkin yani KHK'lilere öyle evet. Diyeyim. KHK'lilere ilişkin yine birçok medya organında manipülasyon yaratılıyor. Farklı şeyler söylüyor. İşte işe alındılar, işte KHK'liler işe alındı, KHK'liler göreve getirildi falan. Orayı da açarsanız. Yani onu şöyle söyleyelim. Yani bu kayyum döneminde bu kentin
bu halkın parası birkaç kuruma sadece peşkeş çekilmedi. Maalesef burada özellikle basın yayın organlarında çalışan ve kayyumdan neman alan kesimler de oldu. Yani birkaç tanesini kamuoyuyla biz paylaştık. Kamuoyu biliyor. Yani 3 milyon, 4 milyon TL'nin bu kayyum döneminde aktarıldığı bazı kalemşörler demek gerekiyor onlara. Belediyeyi, halkı, bizleri töhmet altında bırakan yalan yanlış iddialar ortaya koyuyor. Yani bunlar iftira boyutunda. Şimdi bu iftiralardan bir tanesi de işte KHK'lileri bizim işe almamız. Biz bütün KHK mağdurlarının mağduriyetlerinin giderilmesinden yanayız, isteriz. Çünkü eften püften sebeplerle birçok insan ekmeğinden edildi, birçok insan intihar etti, aileleri dağıldı, çocukları intihar etti ve büyük bir mağduriyet ortaya çıktı. Şimdi KHK'lilerle ilgili yürüyen süreç tamamen bir yargı sürecidir. Hiçbir kurum, ne biz ne de başka bir kurum mahkeme kararıyla görevine iade edilmeyen bir KHK'li mağduru göreve başlatamaz. Başlatamaz, böyle bir şey yok. Ama sanki böyle bir şey yapılmış gibi işte bu halkın malına çöken zihniyetin de yandaşı olan bazı kalemşörler böyle bir algı yaratıyorlar. Bu tamamen yalan. Tamamen iftira. Burada başka kurumlarda olduğu gibi Büyükşehir Belediyesi'nde de mahkeme kararıyla görevine iade edilen KHK mağduru insanlarımız vardı. Onlar mahkeme kararlarını getirdiler. Yasal süreç olduğu gibi yürüyor. Her kurumda, bugün gidin Milli Eğitim'e de dönen KHK'liler var. Gidin belki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bile vardır ya da işte Çevre Bakanlığı'nda ya da Emniyet'te, bilemeyiz, farklı kurumlarda mahkeme kararıyla dönen KHK'liler var. Bizim prosedürümüz de o şekilde işlemiştir. Bu kolektif dayanışma ruhu seçim öncesinden gelen 2-3 Nisan'da doğruya ulaşan ve bugüne kadar gelen bir durum sanki. Siz halka mesajınız nedir? Bu kolektif dayanışmacı durumu nasıl daha ileri taşıyabilirsiniz? Belki buna ilişkin birkaç şey söyleyebilirsiniz. Aslında ben de tam o noktadan başlayacaktım. Dolayısıyla eş başkanımız en başta söyledi. Ben de en sonda söyleyeyim. Bizi bugüne kadar hiçbir zaman yalnız bırakmayan başta kadınlara, gençlere, genç arkadaşlarımıza, Van halkına, sivil toplum kuruluşlarına, bu kentin dinamiklerine teşekkür ederek belki devam ettirmek gerekiyor. Hakikaten o dayanışma ruhunu ilmik ilmik ören bir yerden yaklaştılar. Bunu biz seçim sürecinde de gördük. Mazbata gaspı sürecinde de gördük ve bugün de görüyoruz. Çünkü bu dayanışmayı bile isteye ısrarla sürdüren bir bilinç yükseldi Van'da. Sadece dönemsel değildi, bu dönemde görüyoruz. Yani bütün sivil toplum kuruluşlarının bir zaman zaman eleştiri alıyoruz. Bu kadar ziyaretler yeter artık, icraat zamanı. Kaç ziyaret etesi tahminen Sayın Başkanım? Yani bu çok fazla. Çok fazla. Çok fazla ziyaret oldu, evet. Yani neredeyse bazen akşam 7'ye kadar 8'e kadar burada ziyaretleri kabul ediyoruz. Ondan sonra bazen çalışmalara devam ediyoruz. Hafta sonu da aynı şekilde. Yani biz bu durumdan çok mutluyuz. Şu açıdan mutluyuz. Bizler hani az önce ifade ettiğiniz o dayanışma ruhunun dönemsel olmadığını, sürdürücü bir yanının, sürdürebilir bir yanının olduğunu halk tarafından bu ziyaretler sonucu aslında görebildik. Çünkü herkes, yani bizim fikriyata sahip olsun, bize uzak olsun, karşıt olsun, birçok kesimden hem kurumlar hem işte bireysel ziyaretler gerçekleşti. Sadece Van'da değil, işte az önce ifade ettiğimiz Türkiye'nin dört bir yanından, Orta Doğu'dan, yani dünyanın birçok yerinden insanlar gelip burada bizi ziyaret edip buna dair sohbetler ediyorlar. Ne yapabilirize dair sohbetler ediyorlar. Bu yüzden işte bizim hem umudumuz, hem moralimiz, hem de kendimize güvenimiz yüksek. Bu süreç için, yani bu süreç içerisinde bize destek sunan, bizim yanımızda olan, bu dayanışma ruhunu büyüten herkese teşekkür ederek. 14'te 14'ün ağırlığı var mı gerçekten? Yani onu şimdi başta Sayın Başkan o geceden söz etti. Ben ona en sonda, ona dönük, o geçe dönük sorular soracaktım. Bu 14'te 14'ün ağırlığını
hissediyorsunuz değil mi? Ya bu sorumluluğu çok ağır ve büyük. Elbette büyük zaferlerin büyük sorumlulukları olur herhalde. Biz biraz o ağırlığı hissediyoruz çünkü sadece aslında Van'ın değil, biraz böyle Serhat bölgesinin ve hatta daha da fazla yani bizi arayan, işte çoğu noktada destek sağlamamızı isteyen, sadece bizi ziyaret etmek isteyen, gelip sohbet etmek isteyen belediyeler, kurumlar, iller, ilçeler olabiliyor. Dolayısıyla bizim böyle kendimizi sorumlu hissettiğimiz, aslında şunu da yapmalıyız, sadece ilçelerimiz için değil, başka yerler açısından da bunu da yapmalıyız gibi bir sorumluluk da hissediyoruz doğrusu. Bir yandan çok güzel, bir yandan da hani zorlayan yanları da var elbette ama tabii ki bazı durumları toparladıktan sonra neden böyle bir misyona sahip olmayalım ki? Yani bu noktada da kendimize güveniyoruz. Yani sonuç olarak yaşadığımız bu süreç hakikaten tarihsel bir süreç. Bize halkın büyük özlem duyduğu o halkların birlikteliği, o demokratik yaşamı sık ifade ediyoruz. Eşit yaşamı, yani hangi fikriyatta olursak olalım, aynı çizgi üzerinde yürüyebileceğimiz olan inancı bu süreç bize yaşattı ve yeniden o duygularımızı dirilttiği için de çok çok mutluyuz. Yani hem yani bu duygunun yeşermiş olması ve bunu yeşerten halka, halklara çok teşekkür etmek gerekiyor. Biz hep söyledik, şimdi de söyleyelim, bu emek, bu halkın emeğiydi. Gençlerin, kadınların, topyekin burada yaşayan ve buranın iradesine sahip çıkan her kesimin iradesiydi. Biz sistemsiz teşekkürlerimizi sunuyoruz, her defasında söylüyoruz. Burada bir kez daha söylemekte fayda var. Bunu dile getirmemize vesile olduğunuz için sizlere de teşekkür ederiz aynı zamanda. Son olarak şunu ifade edeyim. Son olarak ben bir şey daha ekleyeyim. Buyurun. Siz toplantılara falan gittiğinizde böyle Van'ın bir havası var mı böyle herkes? Olmuştur. Ben hep hayal ederim. Yani eş başkanlar oraya gittiğinde acaba nasıl bir hava oluşuyor? O zaman şöyle bir anekdot anlatalım. Buyurun. Biz belediye eş başkanlarını Ankara'ya toplantıya çağırdılar. Orada milletvekillerine şey söylüyorlar. Ya işte herkes kendi ilinin eş başkanlarını yemeğe götürsün. Bizim Van vekilleri demiş ki, ya bizde 28 tane var. Onları biz götüremeyiz. Çok güzel. Çok güzel. Ya tabii bu büyük bir gurur. Sevgili eş başkanımız da anlattı. Ayrıca büyük de bir sorumluluk yüklüyor ayrıca. Yani eskiden tabii sadece Van halkına karşı bir sorumluluğumuz vardı. Fakat şu anda sadece Van halkının değil, yani bütün Türkiye'nin, Avrupa'nın, dünyanın gözü bizde. Bu sorumluluklarımızı daha da fazla arttırdı. İnşallah biz de buna layık olacağız. Çünkü sevgili eş başkanımız da anlattı. Yani büyük bir dayanışma ortaya çıktı. Beklentimiz aslında bu dayanışmanın, bu yeni bir sürecin hukukun üstünlüğüne, adaletin tesisine, demokrasinin gelişimine, birlikte onurlu özgür yaşam iradesinin daha da güçlenmesine de vesile olmasını biz diledik. Halen de aynı temennimiz var, isteğimiz var. İnşallah mevcut iktidar da böyle bu son seçimlerde ortaya çıkan barış iradesini, demokrasi iradesini görür, görmezden gelmez ve buna uygun yeni bir siyasi süreç, yeni bir diyalog süreci, hem tecritin kaldırılması, akan kanın durması, toplumsal barışın sağlanmasına yönelik adımların atılması, bunlara vesile olmasını hep diledik. Böyle olması gerekiyor dedik. Böyle olacak da bu er ya da geç olacak ve biz bunun geç olmasını istemiyoruz. Bir an önce olmasını istiyoruz. Çünkü bu ülkenin gençleri halen yaşamını yitiriyor. Ve bu Türkiye'deki ekonomik krizin ana kaynağının da aslında Kürt meselesinin çözümsüzlüğü olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla herkesin aklı selim davranması, adaleti, hukuku savunması, demokrasiyi büyütmesi gerekiyor. İnşallah öyle de olur. Bizim temennimiz o. Biz bunun olması için mücadelemize devam edeceğiz. Halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle bunları da dile getirmek istedik. Tekrar teşekkür ediyoruz. Bu sefer bitireceğiz başkanım. Bu sefer bitireceğiz. Birbirini devam edin. En son ben teşekkür ediyordum. Evet dostum. Bakın. Yani son sözlerinizi alalım. Ondan sonra kapatalım. Evet.
Yani az önce söylediklerim son sözüm olabilir bence. Ama şöyle ifade edeyim. 14'te 14 meselesine değinmek gerekiyor. Başkanın ilk şeydi. Neslihan Başkan'ın. Evet. Hiç fark etmez. Evet. Söylemi de olabilir. Hiç problem değil. Neslihan Başkan'ın. Onu aslında benim söylemem gerekiyordu. Unuttum. Yok başkan, siz de söylediğiniz gerçekleşti. İkimizin de söylediği gerçekleşti. Önemli olan bu. Ben 14'te 14 demiştim. Başkan da yetmez, oylarımızı arttırmamız gerekiyor hedefimizin yanında demiştim ve gerçekten de olmuştu. Ve biz bunu hissediyorduk doğrusu. Yani hep ifade ettik seçim sürecinde de o atmosferden hissediyorduk. Hani belki birkaç yer noktasında bir tereddütümüz vardı ama en nihayetinde hep bunu, bu söylemin arkasında durduk. Elbette ki bu zafer, bu başarı az önce de ifade ettiğimiz gibi bu halkın zaferiydi, bu halkın emeğiydi. Tekrardan teşekkür etmek gerekiyor. Belki son çağrı olarak da yani eş başkanımız çok iyi ifade etti. Ben de onun ifade ettiklerine katılıyorum. Bizler buraya geldiğimizde bu kadar büyük bir yıkımın yaralarını gidermek için, yani bu enkazı giderebilmek için bazı kararlar aldık ve tasarrufa gittik. Mesela yığınla kiralanan araçlar vardı. Bu araçların bir kısmını feshettik. Yani kiralama yöntemini ve sözleşmesini feshettik. Bunun gibi birkaç uygulama daha aslında hayata geçirdik. Ve bu tasarrufun sadece bu kurumla sınırlı kalmaması gerektiğini, biraz daha toplumsallaştırmak gerektiğini de vurgusunu yapmak lazım. Yine VASKİ'nin de aslında bulunduğu durum, mali durumunu biraz da toplumsal refleksi güçlendirerek de giderebileceğimizi düşünüyoruz. Hem eş başkanımızın ifade ettiği abonelik meselesi, hem de boşuna akan sularımızın önüne geçmek için de buradan bir kampanya başlatmak gerektiğini ifade etmek gerekiyor. O konuda duyarlı olursak bence hem ekolojik yaklaşmış oluruz, hem de mali olarak da kurumlarımızın ciddi bir ihtiyacını da karşılamış oluruz. Bu kaçak kullanmaz dair de halkın çok duyarlı yaklaşacağına inanıyoruz. Çünkü tek kaynağımız var. Bu kaynağı da korumak hepimizin ortak sorumluluğu. Nasıl ki irademize ortak bir şekilde sahip çıktıysak, kentlerimize, sokaklarımıza, suyumuza, havamıza da ortak bir şekilde sahip çıkmamız gerekiyor. Bu ortak ruhu, kolektif ruhu canlı tuttukça, diri tuttukça üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun kalmayacak. Buranın tekrar duyarlılığından ötürü, iradesine sahip çıktığından ötürü bu toplumda bulunan bütün kesimlere, kadınlara, gençlere, annelere, sivil toplum kuruluşlarına, siyasi partilere, sizlere, basın emekçilerine, bizim sesimizi her defasında duyurduğunuz için, emeğimizi görünür kıldığınız için teşekkür ederiz. Ayrıca programı daha gerçekleştirdiğiniz için teşekkür ederiz. Hoş geldiniz diyorum. Biz teşekkür ederiz. Zaman ayırdığınız için başarılı biliyoruz. Ta 50 gün oldu. Yani bunun ötesi var elbette ki. Belki bir yıl sonra, belki iki yıl sonra biraz daha bazı şeyleri somut olarak tartışabiliriz. Ama en azından bizi kabul ettiğiniz için, sorularınızı cevapladığınız için, halkın sorularını cevapladığınız için size teşekkür ediyoruz.